Talks'tayız. Daha önce de Chitango Talks'ta sizlere Milongalar'daki deneyimlerimi paylaşmıştım. Oradaki gözlemlerimi yeni bir öğrenci olarak bir seneyi ancak tamamlıyorum ve kendimi hala acemi olarak görüyorum. Belli hareketleri yapmak tangoda uzman olmak değildir. Bu konuda bütün konuya hakim olan ve yıllarını, emeğini vermiş bu insanlara saygı duymayı önemseyecek şekilde hareketler ve davranışlar içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bunu bir altını çizelim. İkincisi, şimdi tabii hani olan bilinen kurallarla ilgili amacım bir kültür taşeronluğu da yapmak, tango konusunda kültür taşeronluğu yapmak da değil. Bunu da böyle koyduktan sonra, şimdi bildiğimiz gibi ronda da yani saat yönünün tersine giden bir ronda var. Bunu da söyleyelim ve arkasından şunu da ekleyeyim. Bu Chitango Talks'lar sırasında İnsan ayırt etmeksizin yani kendi bakış açımdan ele alırsak temel olarak hani müziği dinlesin, boyu, kilosu, yaşı vesaire bu tip akla gelebilecek ki bunları bazen takılan insanlar olduğunu gördüğüm için bunların altını çizme gereği duydum. Bunların hiçbirine takılmaksızın hijyen kurallarına dikkat eden, karşısına rahatsızlık vermeyen, tacizden çeşitli şekillere kadar gidebilecek herhangi minicik bir tacize bile neden olmayan ve sizi savurmayan, güvenlik açısından tehlikeye atmayan insanlarla hiç ayırt etmeksizin ben şahsen kendi bir fikrimi söyleyeyim dans edilebilir diye düşünüyorum ve benim tercihim de bu yönde oluyor. Dolayısıyla da davetlere icabet ediyoruz. Ve burada tabii şöyle şeyler olabiliyor. Bazen acemiler olabiliyor. Belli okullardan gelen acemi kişiler çok çok yeni olabiliyorlar. Ve orada kadınlara maalesef şöyle zor durumda bırakılıyor kadınlar. Ben şahsen yeni olanların da desteklenmesi, çünkü ben de kendim milongalara çok erken başladım ama bir follower olarak başladım ve benim lidere nazaran, ki bu çoğunlukla erkekler oluyor, sorumluluklarım biraz daha az oluyordu. Ronda'ya çıkarken mesela orada bu süreci daha çok yani Cabaceo sonrası pistte buluşma anından sonra arkadaki Ronda'nın akış yönüne doğru arkada gelen erkekten izin almak vesaire gibi sorumluluklar aslında erkeğin. Her neyse yani bunların mesela bazen acemiler tarafından atlandığını gördüğünüzde ya da erkek geri adım attığında o zaman kadın o arkadaki erkekle göz göze geliyor ve kadınları aslında zor durumda bırakıyorsunuz. Söylemek istediğim kısaca şu, sakada ya da ganço vesaire yaptırmak zorunda değilsiniz kadınla ama yeni başlayan kişiler eğer bu medeni cesaretle geliyorsanız en önemli şey ben diyorum ki o etik kodlara biraz özen gösterici şekilde davranmak. Hocalarınız muhakkak size bu şeyleri bu konuları anlatıyorlardır. Bize anlattılar. Bize en önemlisi bunları anlatmakla başladılar. Size de anlatıyorlardır. Belki önemsiz gibi gözükebilir. Dans etmek en önemli şeymiş gibi gözükebilir. Ama huzurlu olabilmemiz açısından ve kadınları yani sizin davetinize icabet eden kadınları da zor durumda bırakmamak ve keyifli bir dans en azından kendi seviyenize göre keyifli bir dans sürmek istiyorsanız ki çatışma da çıkabilir bunların sonucunda. Yani insanlar tölere ediyor olmaları tabii ki bunun hani onlar için önemsiz olduğu anlamına da gelmiyordur. Oranın huzurunu bozmamak için size aslında buna gösterilmesi gereken tepkinin çok daha altında bir tepki gösteriyor olabilirler. Ama konu bence ciddidir. Böyle bunu vurgulamak istedim. Güzel bir gün diliyorum. Keyifli tandalarımız olsun hepimizin.